Siirtlilerin ihtiyacını karşılamayan otogar yıkılarak yenisi yapıldı. Günlük 500 hayvan kesim kapasiteli modern mezbaha hizmete girdi. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Millet Bahçesi kente nefes aldırdı. 3 ayrı spor kompleksinde gençler gönül rahatlığıyla spor yapıyor. Kentin vizyon projesi ise Hazreti Fakirullah Caddesi. Işıklandırılan ve ağaçlandırılan modern cadde Siirtlilerin uğrak noktası. Belediye başkanlığı kazandığımızda baktık ki virana bir şehir. Yani altyapı, üst yapı bakımında bizi bekliyor ve onunla karşılaştık. Mahalle arasındaki cadde ve sokaklar tamamıyla asfaltsız, çamurla doluydu. Biz çizmelerle seçim kampanyaları yürütüyorduk çamurdan dolayı. Hizmet yapabilecek hizmet kurumlarını yapacağımız belediyenin arsaları yoktu. Siirt vakıflarla kurduğumuz istişare ve irtibatlardan dolayı, irtibatlardan sonra 500 dönüm civarında Siirt vakıfların arazisini belediye zimmetine geçirdik. Uygun fiyatlarla vakıflar belediyeye devretti. Bu devrettiğimiz arsaların çoğu üzerinde o karanlık yıllarda Siirt'e zorunlu göç ettirilen insanlar zaten konut yapmışlardı, evleri tapusuzdu. Biz bunları evleri tapulandırdık ve Siirt Belediyesi'ni hizmetlerini yapacak ciddi arsalar kaldı. Mesela otogar yapacağımız bir yer yoktu. Otogar yaptığımız yerde vakıflarda kalan araziler üzerine yaptık. Siirt çok güzel bir otogara kavuşturduk. Bu otogarın %80-85'ini bitirdik. Dönemimiz bitti. Bizden sonraki gelen arkadaş tamamladı. İlçe otogarı tam şehirler artı otogarın bitişinde arsasını temin ettik. Projesini yaptık. Tam yapına başlayacağımız sırada tekrar dönemimiz bitti. Şehrin merkezinde, ortasında hayvan pazarı vardı. Bunu şehrin dışına taşıdık. O devasa araziyi yine vakıflardan temin ettiğim araziler üzerine yaptık ve bitirdik. Hayvan pazarını bitirdik. Hayvan pazarının bitişinde mezbana projemiz vardı. Tam yapımına başlayacağımız sırada şeyimiz bitti. Süremiz tekrar bitti. Bir de Siirt eski şehir dediğimiz, eski Siirt dediğimiz mahallenin mutlaka bir kentsel dönüşümden geçmesi gerekiyor. Bununla ilgili defalarca muhtarlarla, resmilerle, kanaat önderleriyle, sivil toplum örgütüyle mahallede toplantılar yaptık. Kentsel dönüşüme başlayacağız. Şöyle desek istiyorduk. Tam en son başardık ve artık resmiyete dökeceğiz bunu. Yine süremiz yetmedi. Ama bu bizim projemizdi, bizim hedefimizdi. Bakıyorum bugünlerde Kayyum Siirt Belediyesi'nin başlattığı ve öngördüğü projelerin hepsinin üzerinde sanki kendisi başlatmış ve kendisi var. Otogar. Otogar %80'i bitirmiştik. İlçe otogarında arsasını almıştık. Projesi hazırdı. Hayvan pazarını bitirmiştik. Bitişiğinde mezbahanenin projesi yaptı. Süre yetmedi. Onlar da bizim projemizdi. Sanki bizim projelerimiz olmasaydı bugün kayyum ve değil onu bir ev yapabilecek bir arsa bulamıyordu. Mümkün değil. Siirt böyle bir arsası yoktu. İleriki süreçlerde daha bunları detaylandıracağız. Daha güzel açacağız. Ve Siirt halkı buna emin olsun, tekrar güvensin Siirt halkı. Bu gelenekten gelen adaylar kesinlikle çalmayacaklar, çırpmayacaklar. Bütün imkanları Siirt halkının hizmetine sunacaklar. Burada Siirt'in Arabına, Göçerine, Demanisine, Dorisine, Botisine, Gazanisine hepsine selam yolluyorum. Teşekkür ediyorum. Güveniniz. Tekrar bizi mahcup etmeyiniz. O gün zor şartlarda belediyeyi aldık. Bugün rahatlıkla kaptırmayalım. Başkasına kaptırmayalım. Bu belediye
hepimizindir. Siirt'e hizmet içinde hiçbir şahsın ve hiçbir grubun, hiçbir zümrenin zümreye menfaat sağlayacak değil. Siz halkına hizmet sunacak bir kurumdur. Bu görevi devam etsin. Siirt halkına güveniyorum. Tam başarı olma zamanıdır. Demeke gerekir hoşa. Demdema havatiye, demdema vakaviye. Em hiviye da'aj ve tevadikin. Em pratike hoş ve tevadikin. Eş alev arad bejim. Eş koçaya arad bejim. Eş deyman yarad bejim. Storiya, zbotiya, gırdi yarad bejim. Siirt hoşa. Cihye evliyaya. Bütne cihye serketine, cihye aşitliyeci. Minnet hoş edin.